5 yıl boyunca 8 dönem başkanı görev yaptı. Kurucu heyetimizin amaçladığı gibi bu oluşumun sağlıklı ve sürdürülebilir olmayı başarıp kent için yararlı işler yapması için var gücümüzle çalışacağız. Kentle ilgili yatırımların hızla gerçekleşmesini sağlamak maksadıyla gerek Mersin'deki yerel yöneticiler, gerekse merkezi hükümetle yakın diyalog içerisinde olmaktadır. 8. dönem. 8. dönem. Şimdi Mersin Ekonomi Platformu. Mersin'de en büyük eksiklik herkesin bireysel mücadele etmeye çalışması. Oysa bir kenti bir yerlere getiren onun lobisidir. Lobi faaliyetleri de ancak böyle platformlarla neşvi nema bulur, gelişir. Kente faydası da ancak o şekilde oluşur. Bugün bir Gaziantep'i, bir Denizli'yi, bir Maraş'ı, bir Konya'yı gezdiğiniz zaman biraz evvel Hanife Hanım'ın da belirttiği gibi siyasetin dışında insanlar bir araya gelebilirse ancak netice alınabilir. İnsanların dünya görüşü, inancı, felsefesi farklı olabilir. Ama bir kentte yaşıyorsak ve o kenti sevdiğimizi söylüyorsak bunun lafta kalmaması için mutlaka bir ortak payda etrafında birleşmemiz gerekir. Maalesef Mersin bu konuda çok duyarsız davranmış ve geri kalmıştır. Bunu hiç kimse de inkar edemez. 1994'te o zaman Mesiyat'la birlikte bu Tarsus sahillerinin turizm bölgesi olması için mücadele başlatmıştık. 10 yıl mücadeleden sonra orası turizm bölgesi ilan edildi. Ama aradan 12 yıl geçti, halen orada bir tek çivi çakılmış değil. Oysa Mersin'in bir numaralı problemi işsizlik. İşsizliğin de panzehiri hizmet sektörü, turizm. Maalesef İşsizlik oranı Türkiye ortalamasının 2 katı olan bir kentte o turizm bölgesine 7 tane daha ilave yapılmasına rağmen Mekik marifetiyle ya da Meta marifetiyle ama halen bunları aşabilmiş, buralara yatırımcı çekebilmiş değiliz. Bir Mersin İdman Yurdu problemi var. Maalesef Mersinlilerin biganeliğinden, bu işi sahiplenmemesinden bu kulüp ehil olmayan ellerin elinde bugünkü noktaya geldi. Herkes konuşuyor işte oraya yardım ettik, işte birileri yedi, içti. Arkadaş yardım ettiyse takip de edeceksin. Yani siz bir işi takip etmeden sadece yardım şeklinde düşünürseniz oradaki yanlışlara da olası yanlışlara da çanak tutmuş olursunuz. Bugün gelmiş kulübün 80 milyon TL borcu var. Her geçen günde bu artıyor. Herkes çözümü Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan bekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın keşke böyle bir yetkisi olsa, belediye bütçesinden buraya para aktarabilse de bu 80 milyonu bir anda kapatsak, yeniden tertemiz bir sayfa açabilsek. Ama yasal olarak bu mümkün değil. Buna sahip çıkmak bu kentte yaşayan herkesin
sorumluluğu. Mersin'deki bütün sivil toplum örgütlerine, iş adamlarına ağırlıklı olarak işletmelere yazılar yazdık, mektup yazdık. Dedi ki gelin bu cenazeyi hep birlikte kaldıralım. Ama maalesef bugüne kadar bir tek geri dönüş dahi olmadı. Ben hem Hanife Hanım'a çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hem de Armağan Bey'e inşallah aldığı bayrağı daha yükseklere çıkarması için başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum.